Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar bir önceki dersimizde erkeklerden mirasçı olanlar ve bayanlardan mirasçı olanlardan bahsettik. Bugün ise üç kısa başlıktan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi mirastan payı hiçbir şekilde düşmeyenler. Ve men la yasqutu bihalin. Yani hiçbir şekilde mirastan payları düşmez. Şimdi hani bazı durumlarda kardeşin mirastan payı düşer. Dolayısıyla düştüğünden dolayı biz bunu bundan çıkardık. Ee, bu şimdi izah edeceklerimiz ise ne olursa olsun eğer bunlar sağsa muhakkak bunlar mirastan pay alır. Bunlar da toplamda beş tanedir. Hamsetun ezvucani kimdir bunlar? Eşler. Bunlar kesinlikle birbirlerinin mirasçısı olurlar. Yani mesela koca vefat ederse çocuk yoksa yani kocanın kendi çocuğu yoksa kocanın kendi çocuğu yoksa arkadaşlar dikkat edelim burada kendi çocuğu diyoruz. Velev ki bu kocanın başka kadından çocuğu olsa dahi annenin yani karısının eşinin buradaki payı 8'de 1'dir. Yani diyelim mesela adam vefat etti. Bu adamın başka bir daha önceki eşinden bir tane çocuğu vardı. Bu durumda bu yeni eşinin vefat etmiş ya kendisi bu yeni eşinin yeni kadının buradaki mirastan payı sekizde birdir. Böyle ki o çocuk kendisinin olmasa dahi. Bunun tam tersi düşünelim. Eğer çocuk da olmasa zaten 4'te birdir. Bunun tam tersini düşünelim. Diyelim mesela bu defa vefat eden kadındır. Kadın eğer hiçbir şekilde çocuk yoksa eşi mirasın yarısını alır çocuk var. Bu çocuk ister bu kocasından olsun, ister başka kocasından olsun, daha önce evlenip boşandığı kocasından olsun. Bu durumda bu yeni kocasının mirastan alacağı pay dörtte birdir. Bakın dikkat ederseniz bunların payı hiçbir şekilde düşmedi. Hiçbir şekilde azalmadı. Vel <laughs> ebevâni Anne baba, annenin anne babanın payları da kesinlikle düşmez. Anne babanın payları da kesinlikle düşmez. Mesela anne hiçbir anne çocuk yoksa mirastan alacağı pay üçte birdir. Yani vefat eden çocuğu 30 bin lira bırakmışsa bunun 10 bini direkt e, annenindir. Eğer çocuk varsa annenin buradan alacağı pay altıda birdir. Çocuk varsa az önceki 30 bin üzerinden örneklendirirsek bu durumda annenin alacağı pay burada 5 bindir 10 bin lira değildir. Demek ki anne baba da hiçbir şekilde düşmez. Aynı şekilde baba da eğer çocuk varsa tıpkı anne gibi altıda bir mirastan pay alır. Eğer çocuk yoksa kendisi asebe olduğundan dolayı asebelik üzerinden kalan, malın kalan tamamını alır. Ve veledü sulbi, ve çocuk, bunlar da hiçbir şekilde düşmezdir. Yani sulpten çocuk derken arkadaşlar bu neyi çıkardı? Rada yani emzirme yoluyla yani süt çocuğu çıkardım. Yani zaten süt kardeş, süt çocuk, süt anne bunlar hiçbir şekilde mirastan pay almazlar. Öyleyse az önce de izah ettiğimiz gibi mirastan hiçbir zaman hakkı düşmeyenler anne babadır, eşlerdir. Bir de sulupten çocuğu yani kişinin öz çocuğu. Sulpten çocuğu bu torun da olabilir. Eğer öz çocuk yoksa, birinci dereceden öz çocuk yoksa bu durumda torun mirastan pay alır. Ama bunu söyleyerek ve veledu sulbi diyerek burada neyi çıkardı? Süt çocuğu ortadan çıkardı. İkincisi ve men la yerisu bihalin hiçbir zaman hiçbir şekilde mirastan pay almayanlar ise toplamda 7 tanedir. Bu 7 kişi kesin kesinlikle mirastan pay almaz. Bir tanesi el abdu köledir. Köle e, hiçbir şekilde mirastan pay almaz çünkü o hür değildir kölenin herhangi bir mala malik olma hakkı, malik olma şansı yoktur. Ancak köle efendisi tarafından azat edilmiş, özgür olmuşsa bu durumda mirastan pay alabilir. Şimdi burada köle diyerek arkadaşlar mutlak söyledi. Vel mudabberu, mudabber köle. Mudabber köle dediğimiz nedir? Adam veya bayan kölesine diyor ki ben vefat ettikten sonra sen hürsün. Ben vefat ettikten sonra sen hürsün. Buna müdebber köle deniliyor. Ve ummul veledim çocuğun annesi çocuğun annesi adam cariyesiyle birlikte oldu. Bu e, birliktelikten bir çocuk dünyaya geldi, bir çocuk doğdu. Bu anneye artık ümmül um velet deniliyor. Niye böyle bir sıfat verilmiş buna? Çocuğun annesi niye denilmiş? Çünkü koca vefat ettikten sonra artık bu anne hürdür. Bakın hür olmasına rağmen burada mirastan kendisine pay verilmiyor. Tabi vefat edene kadar koca koca diyorum. Efendi vefat edene kadar Burada bütün yani kölelik sıfatları kendisinde mevcuttur. Aynı şekilde yani köle özelliği kendisinde var. Hizmet hususunda yani normal bir köle hangi haklara sahipse bu çocuğun annesi olmasına rağmen aynı haklara sahiptir. Dedik vel mukatebu mukatep köle yani efendisinin kendisiyle ee, özgürlük anlaşması yaptığı köle. Efendisi kölesine diyor ki sen git bana bu kadar mal getir ben seni azat edeceğim. Bu da aynı şekilde mirastan pay almaz. Vel katile ee, burada katile demiş. katil demiş katilu diye bunu düzeltelim. Katil de arkadaşlar hiçbir şekilde mirastan pay almaz. Katil de hiçbir şekilde mirastan pay almaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam der ki el katilu la yerithu. Katil mirastan pay almaz. Şimdi burada arkadaşlar çok ilginçtir Şafi ve hatta kimleri burada Şafi mezhebenin bir hadisi tamamen zahiriyle anladığı yani en büyük mesele budur şimdi öyle farklı şey var ki bunu hani örneklendirelim izah edelim Yani bu katil çocuk dahi olsa diyelim mesela baba arabasının altında arabayı temizliyor, tamir ediyor. Çocuk da arabanın bebek yani diyelim. Yani daha temiz yaşına ulaşmış veya ulaşmamış. Yani velhasıl mükellef olmamış çocuk arabanın içerisindedir. İşte el freniyle oynuyor veya arabanın farklı şeyleriyle oynuyor. Marşa basıp arabayı çalıştırıyor. Bu çalıştırma neticesinde baba vefat ediyor. Diyelim mesela Allah muhafaza arabanın altında kalıyor ve vefat ediyor. Bu çocuk kesinlikle mirastan pay almaz. Daha garibini, daha ilgincini söyleyeyim size. Diyelim mesela kadıdır, kadıdır yani hakimdir. E, babasıyla ilgili ölüm hükmü veriyor. Babasıyla ilgili ölüm hükmü veriyor. Öldürülmesi gerektiğiyle ilgili hüküm veriyor. Babası muhsandır, zina etmiş ve bununla ilgili babasına hüküm veriyor. Bu hakim burada mirastan pay almaz. Babasıyla ilgili bu hüküm verildiğinden dolayı, bu e, yani hükmü veren baba olduğundan dolayı bu hakim, bu kadı burada mirastan pay almaz. Yani bunun örneklerini çoğaltabilir. Sadece bununla ilgili iki istisna yapılmış arkadaşlar. Bir tanesi ravidir. Bir tanesi ravidir. Yani mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ya, işte kişi ancak şu suçları işlerse öldürülür. Yani diyelim mesela mohsan olup zina etmişse öldürülür. Diyelim mesela bir ravi bunu sahabe dönemi üzerinden örneklendirelim veya tabi'in dönemi üzerinden örneklendirelim bir ravi bu hadisi rivayet etti. Bu hadisten dolayı babanın öldürülmesi gerektiğine dair bir hüküm çıktı. Bu bundan istisna tutulmuş. Yani bu ravinin rivayet ettiği bu hadisten dolayı baba öldürülürse bu ravinin buradaki mirastan hakkı düşmez. İkincisi ise müftüdür. Diyelim mesela biri geldi müftüye bir hüküm sordu. İşte müftü de babanın çocuğudur. Müftü de babanın çocuğudur. Çocuktur. Yani çocuk derken babanın oğludur anlamında. Gelip müftüye hüküm sürülüyor. Müftü de diyor ki öyleyse bunun hükmü öldürülmesidir. Ve bu kişi de onun babası oluyor. Bu durumda bu müftü de mirastan pay alır. Şimdi buradan müftünün kadıdan farkı nedir? Müftü hükmü verir köşeye çekilir. Yalnız kadı köşeye çekilemez. Kadının verdiği hüküm yani dev, direkt devlete taalluk ettiğinden dolayı Burada kadının verdiği hükmün bir bağlayıcılığı var. Bağlayıcılığı olduğundan dolayı kadı burada mirastan pay almaz. Ama müftünün verdiği hükmün bir bağlayıcılığı olmadığından dolayı mirastan pay alır. Vel murteddu. Mürtet de aynı şekilde zaten kafir kategorisine girdiğinden dolayı dinini değiştirdiğinden dolayı kendisine mirastan pay verilmez. Son olarak 7 tanedir dedik ya اَهْلُ مِلَّتَيْنِ İki farklı milletten olan kişi. Şimdi bunu da şöyle hani e, harşa düzeltelim e, demeyelim de e, Musallif harşa harşa yanlış yapmış demeyelim de onun muradı bu şekildedir. Hatta İmam Şafii'nin muradı bu şekildedir diyelim. Şimdi ehlu مِلَّتَيْنِ dediğimizde iki farklı milletten olan kişi diye bir şey anlaşılabilir. Yani sanki baba Yahudi, çocuk Hristiyan bunlar da birbirlerine mirasçı olmaz şeklinde bir anlayış çıkabilir. Öyle değil. İki milletten bir tanesi Müslüman, diğeri ise el kufru milletun vahide. Bunu milleti vahide olarak görmek lazım. Yani her ne kadar dinler farklı olsa da bunların tamamını bir millet olarak görmek lazım. Yani bu iki milletten bir tanesi, yani ibareden kastedilen mana. İki milletten bir tanesi kesin Müslümandır. Diğeri ise kafirdir. Hangi milletin, hangi dinden olursa olsun. Dolayısıyla bunlar birbirlerine şey olabilirler. Bunlar birbirlerine mirasçı olabilirler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki La yerithu el el kafire ve kafiru Müslüman kafire, kafir de Müslümana mirasçı olmaz. Arkadaşlar bu yani geçmişten günümüze bu mesele üzerinde ittifak vardır. Buna sadece ihtilaf eden iki büyük isim var. Bunlardan bir tanesi Muaz bin Cebel'dir. Diğer ise Muaviye'dir. Allah kendilerinden razı olsun. Bunlar der ki bunların itirazı şunadır. Müslüman kafire mirasçı olur. Yani çocuğun babası eğer kafirse bu onun parasını alabilir. Ama vefat eden çocuksa ve Müslümansa veya babaysa ve Müslümansa onun kafir olan çocuğu veya babası ona mirastan yani onun mirastan payı kalmaz. Yani aslında bu görüş böyle yabana atılabilir bir görüş değil. Yani çünkü bu para ne olacak öyleyse? Bu yani kalan hani bir İslam devleti olarak düşünelim. Hani muhtemelen bu belki beytül beytülmale geçer bu kalan mal veya işte Müslümanların ihtiyacı için kullanılır. Yani burada şeyin itirazı aslında Muaz bin Cebel'le ee, muaviye'nin itirazı burada e, şeye değil aslında. Zaten onlar da şu konuda e, cumhurla mutabıktırlar. Cumhurla ittifak halindedirler. Derler kafir, ölen kişi kafirse mirası çocuğu Müslüman olan çocuğuna kalsın. Ama ölen kişi Müslümansa kafir olan akrabasına ne kalmasın? Miras kalmasın diye söylüyor. Arkadaşlar farklı kitaplarda ee, bunun 3 e, üç tane olduğu söyleniyor. Burada 7 tane söyledi ya. Çünkü arkadaşlar müdebber, ümmü müvelet ve mükatebi bunların tamamını eğer bire indirirsek sayı da otomatikmen 3'e inmiş olacak. Yani bunların hepsini tek kategoride toplayabiliriz. Bakın köle, müdebber, ümmü müvelet, mükatep. Hatta mürtedi de burada eğer kafirle birlikte sayarsak sayı burada 3'e inmiş olabilir. Yani öyleyse ne diyoruz? El abdu, el katilu, el kufru. El kufru yani küfür, dinlerin farklı olması, ehlu milletin diyelim. Diğeri e, köle, diğeri ise e, katil. Yani mevani'ul irs selasetun diye meseleyi bu şekilde kapatabiliriz. Ve akrabul asabati. Asabe konusuna geçtik şimdi. Şimdi asabe arkadaşlar bağ anlamına gelmektedir. Yani buna niye asabe ismi verildi, asabe ismi konuldu? Asebe aslında e, İslam'dan önce kullanılan bir kavramdı. Yani şu anlama osbe yani bir topluluk yani bir kavga, dövüş olduğunda ilk senin yanına gelen kişiler. Yani şimdi bir kavga, dövüş olduğunda yani... Hani bir ayrım yapmış olmayalım, genel e, yaşantıdan bahsedelim. Yani insanın e, dayı tarafındansa, anne tarafındansa, ilk insanın yardımına koşan kişiler genelde baba tarafından olan akrabalardır. Onun için. E, asebe yani osbe bir kavga dövüş olduğunda osbe zaten bir topluluk anlamına gelmektedir. Yanında toplanan kişiler, yakınına gelen kişiler anlamına gelmektedir. Şimdi burada diyor ki ve akrabul asabati en yakın asabeler. En yakın asabeler. Yani tamamını saymıyoruz. Zaten tamamını sayarsak yani çok ciddi bir sayı e, çıkabilir. Diyor ki el ibnu çocuk senin çocuğun. Summe ibnuhu sonra onun neyi sonra onun çocuğu. Yani öyleyse akrabten biz neyi anladık arkadaşlar? Bunlar birbirlerini bazen hacbedebilirler. Yani mesela senin çocuğun varsa e, en yakınına sen mirastan pay verdiğinde toruna burada mirastan pay verilmez. Sadece e, mirastan pay verilmez. Yani akrabi aslında burada akrab yakın diyoruz ya. Burada bu kelimeyi koymasının nedeni şudur arkadaşlar. Birazdan da izah edeceğimiz gibi yakın olan uzak olanı hacbedir. Yani senin çocuğun varsa sana yakın olan Torununa mirastan pay verir misin? Vermesin. Arkadaşlar belki dersi izah ederken arada miras yerine e, hızlıca geçtiğim için belki zekat diyorumdur. Siz benim muradımı anlıyorsunuzdur muhtemelen. Konumuz zaten mirastan ilişkili olduğundan dolayı. Yani çocuk. Sonra ise çocuğun çocuğu. Torun. Çocuğun çocuğu. Öyleyse çocuk varsa toruna mirastan pay verilmez. Ebu, sonra baba. Summe ebu, sonra babanın babası. Dede. Yani burada da yine sana yakın olan baba varken dedeye mirastan zekat, mirastan pay verilmez. ثُمَّ abi لِلْاَبِي وَالْاُمِّ Sonra anne baba bir kardeş. Yani senin annen de bir, baban da bir. ne اَخُنْ شَقِيقٌ deniliyor. اَخُنْ شَقِيقٌ deniliyor. Anne baba bir. Yani her ikisi de aynı karından çıkmış. Her ikisi de aynı babanın... E, sulbünden aynı karından çıkmış. Yani eh şakik yani anne de bir, baba da bir. bir de bir, babanız da bir. Sonra baba bir kardeş. Yani anne ayrıdır. Baba iki tane eş getirmiş. Her iki eşin de bir tane çocuğu var. Yani burada anne bir değil değil mi? Anneler ayrıdır ama baba birdir. Buna el ehul li-ummin deniliyor. E, pardon el ehul il ebi deniliyor. Baba bir kardeş. Çünkü baba birdir, anne ayrıdır. Thumma ibnul ahi lil abi ummi. Sonra öz kardeşin oğlu. Yani senin öz yeğenin diyelim. Öz kardeşin oğlu, öz yeğeni diyelim. Şimdi arkadaşlar bu şeyden sonra thumma al ahu lil abi'den sonra en yakın olanlar varken bir sonrakine mirastan pay verilmez. Hemen örnek üzerinden anlatalım. Şimdi öz kardeş varsa baba bir kardeşe mirastan pay verilmez. Öz kardeş varsa baba bir. Yani bunu sıralamayı bu şekilde anlayalım. ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِي ummi dediğimizde tabi çocuk yoksa çünkü çocuk olduğunda kardeşe hiçbir şekilde mirastan pay verilmez. Çocuk varsa kardeşe hiçbir şekilde mirastan pay verilmez. Zaten dikkat ederseniz çocuğu burada en başta saydım. Çocuğu sadece baba baba ona engel ol Yani babaya sadece çocuk engel olmaz. Baba varsa çocuğa mirastan pay verilir. Yine çocuk varsa babaya da mirastan pay verilir. Ama burada yine çocuğun bulunması babayı yine hacbeder. Hangi şekilde hacbeder? Alacağı payın miktarı hususunda hacbeder. Şimdi iki çeşit miktar, iki çeşit hacb var arkadaşlar. Bu hacbden bir tanesi tamamen hacbi hirman diyoruz. Yani onun payını tamamen mirastan düşüyor. Diğeri ise ha hacbi noksandır. Onun payını düşürüyor. Şimdi şey vefat ettiğinde diyelim. E çocuk vefat ediyor babasını bırakıyor sadece. Baba mirasın tamamını almıyor mu? Tamamını alıyor. Ama eğer burada babayla birlikte ayrıca bir de çocuk olsaydı, çocuk olsaydı ne olurdu? Babanın payı otomatikman burada 6'da 1'e düşecekti değil mi? Çocuk geriye kalan 6'da 5'i alacaktı. Öyleyse bu hacbi noksan oldu anlatabildim mi? Summel akhu lil abi ummi, Baba bir kardeş. Demek ki öz kardeş varsa baba bir kardeşin mirastan payı yoktur. Sunne ibnul akhil lil abi ummi. Sonra öz yeğen, sonra senin öz kardeşinin öz kardeşinin oğlu, öz yeğen. Şimdi senin baba bir kardeşin varsa öz yeğenine mirastan pay veremezsin. Akrabul asabatı arkadaşlar bu şekilde öğrenelim. Daha yakın varken daha uzak e, mirastan, çoğunlukla mirastan pay almaz. Baba gibi azınlıkla mirastan payı e, düşer. Mirastan payı azalır. Sonra İbnül Ahi lil Sonra baba bir baba bir kardeşin oğlu. Yani baba bir yeğen diyelim buna. Ale <laughs> tertip bu şekilde tertip bu şekilde devam eder. Bu <laughs> ammu özür dilerim. Sonra amca var. Yani baba bir yeğenden sonra ki en yakın asabe amcadır. Öyleyse sen vefat ettin. Senin geriye hem amcan kaldı, hem amcan kaldı, hem de baba bir yeğenin kaldı. Hem de baba bir yeğenin kaldı. Az önce dedik ya baba iki tane eş getirmiş. Bu her iki eşin de bir tane çocuğu var. Bu her iki eşin de bir tane çocuğu var. Şimdi bir e, bu çocuğun diğer yani üvey anne diyelim üvey annesinden olan kardeşinin çocuğu varsa yani e, baba bir kardeş var, baba bir yeğen var bir de amca var. Sıralamaya göre gittiğimizde kim burada mirastan pay alır? Baba bir, yeğen mirastan pay alır. Amcanın hakkı burada düşer. Aleheze tertip bu tertip bu şekilde devam eder. Yani senin dede bir e, dede bir akraban da olabilir. Yani senin baba bir akraban olduğu gibi dede bir akraban da, dede bir yeğenin de olabilir. Yani bu ne kadar yukarıya giderse gitsin. Thumme <laughs> ibnuhu sonra amca çocuğu. Yani sen vefat ettin senin hem amcan var hem de amca çocuğun var. Burada amca daha önce geldiğinden dolayı amca çocuğuna burada mirastan pay verilmez. Fein udimet el asabatu bu asabelerin tamamı da yok, hiçbiri yoktur. Hiçbiri yoktur. Fel el mu'tiku. Zaten e, seni azat eden kölenin asebe olması, olduğu yer, yer de burasıdır. Seni azat eden efendinin mirasta asebe olduğu yer de burasıdır. Yani diyelim mesela senin bu asebeden akrabalarından hiçbiri olmadı. Sadece seni daha önce azat eden efendin oldu. O efendin mirasın tamamını alır. Asebe biz dedik ne demek? kalan mirasın tamamını alan kişidir dedik değil mi? Öyleyse sen vefat ettin, sen daha önce köleydin, sadece seni azat eden bir tane efendim var, bu efendim mirasın tamamını alır. Arkadaşlar bu şekilde izah etmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.